Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Habertürk'te Esra Toptaş ve Habertürk Televizyonu Ankara temsilcimiz Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dosya sunduğunu belirten Özgür Özel, görüşmedeki oturma düzenine ilişkin Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Özgür Özel'in gündeminde partisindeki adaylık tartışmaları, Cumhuriyet Halk Partili bazı belediyelerdeki tepki çeken atamalar da vardı. Bakalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile ve ilk bunu söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede yaptığım dış temaslar hakkında bilgiler verdim. Bir dosya sundum. Filistin için 119 ülkenin sol sosyal demokrat partilerine yazdığım mektup. Bunların 24 ülkelerinde iktidar yürütmenin başında. Kendisi dedi ki bu konularda, hatta daha da genişletti. Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanlarımız Sayın Genel Başkan ihtiyaç duyduğunda briefing versinler ve bu temaslar sağlansın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosyayı ilk kez açıkladı. İktidara can simidi oldu eleştirilerine yanıt verdi. Emekliye zam yapalım demenin, asgari ücreti Temmuz'da arttıralım demenin, atanmayan öğretmenleri 100 bin kişi atayalım demenin, mülakatı kaldıracağım söz vermiştiniz, kaldırmadınız demenin, belediye borçlarını, belediyelerin bekleyen imzalarını müzakere etmenin, ben bunları yaptım diye kime can simidi atıyorum? Eski dönem kuru kuruya kavgayı özleyenler özlemeye devam etsin. CHP lideri Özgür Özel, Habertürk ekranlarında Esra Toptaş ve Habertürk Televizyonu Ankara temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında oturma düzenine ilişkin geçen diyaloğu da anlattı. Biz girdiğimizde ona çok uygun bir düzen yoktu. Bunu kameralar önünde sorun edip veya fotoğrafçıların önünde sorun edip bir gerginlik yaşanıyor görüntüsünü görüşmenin ilk dakikalarında vermek istemedim açıkçası. Sonra benim özel kalemime Sayın Hasan Doğan, diğer siyasilerin de aynı düzende ağırlandığını, işte Sayın Bahçeli'nin fotoğraf kareleri. Fotoğraf kareleri yolladılar. Hani bu size özel bir şey değil. Cumhurbaşkanı olduğundan beri böyle yapıyoruz dediler. O işi tatlıya bağladı. Özel, partisindeki adaylık tartışmalarına futbol terimleriyle açıklık getirdi. Ben şu anda teknik direktörüm. Ben icracı bir yerde değilim. Tek başıma asla karar vermem. İki, kendimi dayatmam. Üç, bir adayı dayatmam. Teknik direktör 90. dakikada penaltı kazanınca kimin atacağına karar verir. Dur ben kullanacağım demez. Adaylık tartışmaları için erken olduğunu kaydetti. Ekrem Bey'in toplumsal kabulü ve Mansur Bey'in toplumsal kabulü çok üst düzeyde ve geçmişte de üst düzeydeydi. Ben bu iki arkadaşımızı sağ açık ve sol açık. Bugünden aday tartışmaları son noktayı Özgür Özel tarafından konmuştur, bitti. Adayı günü gelince konuşacağız. Ve tepkilere neden olan Hüseyin Taha Karagöz'ü kabulü. Ama ben geçmişte de televizyon programına gittiğim birisi, ziyaretinize geleceğim deyince nasıl gelme diyebilirim. Nezaket içinde insani ilişki sürdürmek önemli bir şey. Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamayla başlayan akraba atama tartışmasına da son noktayı koydu. Dün Bursa ile konuştuk, net olarak mesajımızı verdik, istifa ettirdiler. Bugün Adana'dan bir haber geldi, oraya net olarak mesajımızı ilettik, çözülecek. Ve buradan bir kez daha söylüyorum. Bir, eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir.